Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte MetaMask mobilde nasıl kullanacağımızı, içerisinde kripto varlıkları alıp satmayı, ön satış platformlarına bağlanmayı ve orada ön satışlara katılmayı hepsini tek tek göstereceğiz. Hazırsak başlayalım. Öncelikle eğer MetaMask mobil cüzdanınızı kurmayı bilmiyorsanız sağ üstte mobil kurulumla ilgili videomuzu bıraktım. Oradan rahatlıkla cüzdanlarınızı kurabilirsiniz. Şurada 3 çizgiye bastığınız zaman burada cüzdanınızı görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz kısım cüzdan adresiniz. Bunları tekrardan hatırlatayım. Ağlar arasında geçiş yapmak istiyorsanız şu üst kısma basıyorsunuz. Burada Ethereum ve diğer bağladığınız ağları burada görebiliyorsunuz. Eğer ağ eklemeyi de bilmiyorsanız gene onun videosunu da sağ üstte bıraktım. Orada da ağ eklemeyi görebilirsiniz. Eğer içerisine token ekleyeceksiniz de şuradaki tokenları içe aktar deyip token adresiyle ekleyebilirsiniz. Şimdi buradaki 3 çizgiye basalım. Şimdi bizim için önemli olan tarayıcı kısmı. Tarayıcı kısmına geldiğimiz zaman uygulama içerisindeki tarayıcıda bu arayüzde basitçe ulaşabiliyoruz. Hemen Decentraland Finance yani merkeziyetsiz finans kısmına bakalım. Burada Aave, Compound, Curve, MakerDAO gibi ya da Yearn Finance gibi hazır bulabileceğiniz kaynaklar da var. Biraz sonra zaten nasıl arayıp bulabileceğinizi de göstereceğiz. İsterseniz buradan herhangi birine basıp borç alıp verme protokolüne bağlanabilirsiniz. Şuradan geriye dönelim. Şimdi Decentraland Exchange dediği yani merkeziyetsiz borsalar. İşte Uniswap, QuickSwap, PancakeSwap gibi borsalara bağlandığınız yer. Şimdi buraya bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi Bridge, Balancer veya Uniswap. Hemen Uniswap'a girelim. Uniswap'a girdiğimiz zaman şimdi biz BNB ağında olduğumuz için bize ağ hatası verecek. Bak gördüğünüz gibi yanlış ağ hatası verdi. Hemen şuradaki 3 noktaya basıyorum. Ağı değiştir diyorum. Burada hemen Ethereum ağına geçiyorum. Gördüğünüz gibi Ethereum ağına işlemlerimi rahatlıkla yapabilirim. Bildiğiniz gibi Uniswap Polygon ağında da çalıştığı için burada ağı değiştir deyip hemen Matic Network'e yani Polygon ağında da geçip burada Uniswap'ta Polygon ağında da işlem yapabilirsiniz. Peki ben PancakeSwap'ta işlem yapmak istiyorum dediğinizde hemen onda da şuradaki Home tuşundan basıp tekrar ana sayfamıza dönebiliriz. Şimdi burada Decentraland Exchange'e girdiğimizde PancakeSwap'ı göremedik. Peki biz bulamadığımız siteleri nasıl bulacağız? Şurada gördüğünüz gibi bir arama çubuğu var. Buna basıyoruz. Buraya aramak istediğimiz kısmı yazıyoruz. PancakeSwap. Şimdi burada önemli olan doğru siteye bağlandığımızdan emin olmak. Bunun için yapacağınız şey CoinMarketCap gibi, CoinGecko gibi sitelerden bunun doğrulamasını yapmak ya da web sitelerine bağlanıp doğru adresleri almak. Şimdi burada PancakeSwap işlemi için girdim. Gördüğünüz gibi siteye bağlandığımda bana bağlanacağıma dair uyarıyı veriyor. Bağlan dediğimde şu an şu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Wallet'ınızı burada, isterseniz de buradan bağlantınızı kesebilirsiniz. Peki ben bunu nasıl kendi tarayıcım içine kaydedebilirim? Hemen şurada 3 noktaya basıyorum ve favorilere ekle kısmı var. Buna tıkladığımda şurada gördüğünüz gibi isterseniz adını değiştirebilirsiniz. Bunu ekle diyorum. Tekrar home tuşuna basıp tarayıcımın ana sayfasına geliyorum. Şimdi artık ben tarayıcımı kaydettim. Şurada favoriler kısmı var. Burada PancakeSwap'ı görebiliyoruz. Buradan bastığınız zaman otomatik olarak PancakeSwap'a ulaşmış oluyorsunuz. Burada tekrardan connect tuşuna bastığınızda size bakın burada MetaMask, Binance Wallet veya Coinbase Wallet gibi seçenekleri veriyor. Buradan MetaMask'ı seçtiğiniz zaman otomatik olarak bağlanmış oluyorsunuz. Burada trade işlemini yaparken de trade bölümüne giriyorsunuz. Aynı Trust Wallet'ta kullanır gibi burada cüzdanınızı görüyorsunuz. Burada BNB'niz, burada da Cake ya da cüzdanınızda olan ne varsa ne alıp satmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biz şu an sizin için örnek olsun diye bir alım satım işlemi de gerçekleştirelim. Sizlere örnek olması için BUSD'm ile BNB alacağım. Hemen alım işlemini gerçekleştirelim. Swap işlemini kabul ediyorum. Bana burada confirm işlemini yapıyor. Bunu da kabul ediyorum fiyat değişimi. Confirm swap dediğimde işlemi gerçekleştiriyor. Bakın burada onaylama kısmına geliyor. Bu kısımdan istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Verilerle ilgili bakabilirsiniz. Şurada onayla dediğinizde işlemi gönderdi ve işlemin gerçekleşmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi işlemi de gerçekleştirdi ve ben alım işlemini yapmış oldum. Şimdi diğer bir şeyde de ön satış platformlarına buradan nasıl katılabiliriz? Burada da gene aynı işlem. Home tuşuna basıyorum. Aramak istediğim şeyi şuradaki arama çubuğundan ya da bu kısımdan yazarak yapabilirim. Ben şu kısımdan yazayım bu sefer de. Şimdi buraya mesela Polka Starter'ın biz arama çubuğundan arayalım ve sitesine giderek buradan bağlanmayı nasıl yapacağımızı görelim. Şimdi geldim. Bu kısımda İlk çıkan şey de burada mutlaka tekrardan uyaralım.
doğru adresi olduğunda mutlaka farklı yerden doğrulama yapın. Çünkü cüzdanınızı bağlayacağınız için farklı ve yanlış bir yere bağladığınızda cüzdanınızdaki tokenlarınızı veya paranızı kaybetme ihtimaliniz var. O yüzden burada işlemleri yaparken hızlı olmaktan ziyade doğru işlem yaptığınızı ve doğru adrese kayıt olduğunuzu mutlaka kontrol edin. Şimdi ben burada basıyorum siteye. Gördüğünüz gibi Polka Starter'ın ben MetaMask üzerinden ulaştım. Burada isterseniz cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ağlar var. Buradan şuradan disconnect diyeyim. Hemen altta connect vault seçeneği çıkıyor. Hemen o kısma basıyorum. Cüzdanımı açtı. Buradan istersem ağ değiştirebilirim sağ alttan. Şu 3 noktada veya şu üst kısımdan tekrardan ağları değiştirebilirim. İsterseniz buradan ağı seçebilirsiniz. Ben şu an BNB ağındayım. Örnek olarak mesela Mati çağına geçmek istiyorum. Mati çağına geçtim. Gördüğünüz gibi yukarıda Mati çağına geçti. Aşağıda cüzdan adresim duruyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gene bunu favorilerinize eklemek istediğinizde 3 noktaya basıyorsunuz. Favorilere ekle diyorsunuz. Bu şekilde ekle butonuna bastığınızda şuradan hemen tarayıcımıza gidelim home tuşuyla. Hemen favoriler kısmına bakıyorum. Bakın Polka Starter da buraya eklendi. Son dönemde sizlere de bahsettiğimiz Kingdom Starter'ın ön satış platformunu da inceleyelim. Yani MetaMask'ın mobil kullanımı üzerinden Kingdom Starter'a da başvurabilir. Oradan alım satım da yapabilirsiniz. Hemen onun için burada arama çubuğuna basıyorum. Bakın burada bana gösteriyor. Buraya basarak siteye bağlanıyorum. Buradan sitenin arayüzüne yani mobildeki arayüzüne girmiş oluyorsunuz. Şimdi ben burada cüzdanımı bağlayacağım. Cüzdanımı bağlamak için şu kısma basıyorum. Connect Wallet var. Bastığım zaman buraya bakın burada MetaMask, Binance Wallet, SafePal, Trust Wallet burada seçenekler var. Ola ki MetaMask cüzdanınızda bağlanamadınız. Wallet Connect seçeneğini tıklıyorsunuz. Burada mobili seçerken Connect diyorsunuz. Bakın gene bağlanabildiniz. Yani MetaMask seçtiniz hata verdi. Bu şekilde Wallet Connect seçeneğiyle de MetaMask içerisinden bağlanabilirsiniz. Bağlan diyorum. Gördüğünüz gibi cüzdanımı bağladı. Artık cüzdanımı buraya bağlamış oldum. Ben buradan ağımı da değiştirebiliyorum hemen. Mati çağında kalmıştım. Hemen BNB ağına dönüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi BNB ağına geçmiş oldum. Ve ben buradan bütün işlemlerimi yapabilirim. Hemen şurada sağ üstte geliyorum. Launchpad kısmına geçiyorum. Burada istediğiniz projeye katılarak bu projeden isterseniz alım yapabilirsiniz. Veya burada claim yani vesting döneminiz geldiği şeyleri de aynı şekilde bilgisayarınıza gerek duymadan çekebilirsiniz. Burada projenin içerisine girip buradan herhangi bir projenin vestingleri geldiyse vesting zaman çekimini yapabilirsiniz. Veya isterseniz buradaki diğer işlemlerin hepsini yapabilirsiniz. Yani siz bilgisayarınızda nasıl MetaMask'ı kullanıyorsanız aynı şekilde mobil kullanımda da bu rahatlıkla kullanabilirsiniz. NFT alıp satımıyla da ilgileniyorsanız bu gene aynı bölümden yani tarayıcı bölümünden art bölümüne girerek buradan OpenSea'ya ya da Rabble'a veya Sorare gibi birçok NFT platformuna rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Eğer farklı bir platform arıyorsanız da gene şuradaki arama tuşundan veya şuradaki tarayıcının üstüne basarak arayarak siz de buradan istediğiniz platforma ulaşıp MetaMask'ınızla bağlanıp istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Soru, görüş ve yorumlarınız için isterseniz bizleri Twitter veya Telegram sosyal medya adreslerimizden veya aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.